merhabalar değerli izleyiciler. Hepinizden kalbi duygularla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği, selamı üzerinize olsun. Her akşam saatler 01'i gösterdiğinde bizler HaberAks ekranlarında, sizler de televizyonlarınızın başında bir taraftan sahur hazırlıkları yapılırken bir taraftan da birlikte olmanın mutluluğunu hep birlikte yine yaşıyoruz. Her akşam farklı bir konuyu zaman zaman kendi sunumumuzda, zaman zaman da konunun uzmanı hem akademik hem sivil toplum kuruluşlarından ilgililerle, yetkililerle, uzmanlarla birlikte sizin huzurunuza getiriyoruz. Bu sebeple, bu yöntemle sizleri bazen aydınlatıyoruz, bilgilendiriyoruz, bazen de hassasiyetlerimizi işaret edip duyarlılıklarımızı harekete geçiriyoruz, bazen de geçmiş bilgilerimizi tazeleyip hatırlatmada bulunuyoruz. Bu akşam hepimizin derdi olan, sıkıntısı olan ama hepimizin de arzusu ve talebi olan, olmazsa olmaz yavrularımızın geleceğiyle ilgili, gençlerimizin eğitimiyle ilgili. Çocuklarımız bizim elimizde doğarlar, bir miktar büyürler, sonra ergenlik çağına, yani gençlik dediğimiz döneme geldiklerinde, lise çağına geldiklerinde onlardan hem kendimize karşı, hem topluma karşı, hem millete karşı bir takım olumsuz davranışların, tavırların olduğunu görüp artık o el bebek, gül bebek, her şeyimizi paylaştığımız, varlığımızı, yokluğumuzu, uykumuzu, kederimizi, sevincimizi onlar için değerlendirdiğimiz o yavrularımızla makas aralığı başlıyor. Zaman zaman tersleşmeler, zaman zaman zıtlaşmalar, zaman zaman kavgalar, bunların sonucunda da üzülmeler ve kederlenmeler oluyor. Halbuki kendi ellerimizle büyüttüğümüz, aile yuvamızda, içimizde olan, toplumumuzda olan o yavrularımız kendi elimizden, yine kendi elimizle başkalarının ellerine kaymış, kaçmış, bizlerden uzaklaşmış oluyorlar. Bunda elbette bizim de sorumluluğumuz, ortamın sorumluluğu, mevzuatın sorumluluğu, uygulamanın, çevrenin birçok etkenler ve etkiler söz konusu. Bu sıkıntılarımıza çare aramak bakımından ya da önce bunların ne olduğunu, sonra bunlara neden böyle sonuçların ortaya çıktığını, sonra da böyle bir sonuç ya da üzüleceğimiz sonuçların ortaya çıkmaması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini konuşacağız bu akşam. Neredeyse her birimizin önemli, özenle ve özel problemleri arasında yer alan bir başlık, gençlerin eğitimi. Sohbet konuğumuz eğitimci ve ÖDER Şube Başkanımız Hasan Keser Hocamız. Hocamız Samsun Şuurlu Öğretmenler Şube Başkanı, aynı zamanda sporcu, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında hizmet veren ve gençlerin önünü açmada, onlara ideal aşılamada ve çok fonksiyonel çalışmalarına şahit olduğumuz bir değerli dostumuz, arkadaşımız, hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sizi belki ekranlardan seyircilerimiz tanımıyorlar ama biz yakından hizmetlerinizi takip ediyoruz. Özellikle derneğiniz üzerinden sivil toplum kuruluşları başlığı altında sadece gençlere değil, çocuklara, gençlere, büyüklere, toplumun geniş kitlelerine ve katmanlarına derneğiniz ve şahsınız özel gayretlerle hizmet ettiğine ben yakinen şahidim. Özellikle görevde yapmış olduğunuz Ev Hatip Okulu'nda bütün öğretmenlerimiz aynı gayret heyecan içerisinde. Siz de onlar içerisinde daha belki sivil toplum kuruluşu kanadınız, yanınız olduğundan dolayı biraz daha hizmet alanınızı bu vesileyle genişleterek devam ettiriyorsunuz. Bundan dolayı da gençlerin problemlerini yakinen biliyorsunuz. Hem okulda lise öğretmeni olmanız, hem gençlerin damarlarına uygun meslek grubunda, yani beden eğitimi bölümünde olmanız, hem sivil toplum kuruluşlarının önemli olan bir sivil toplum kuruluşuyla iç içesiniz ve sık sık faaliyetleriniz, etkinlikleriniz, sohbetleriniz, muhabbetleriniz var. Böylece toplumun bu anlamda değersel damarlarını iyi biliyorsunuz, eksikliklerini ve nereden başlanılması gerektiğini, sonuç odaklı çalışmanın usullerini ve sonuçlarını iyi biliyorsunuz. En azından iyi bilenlerden birisiniz. Bu nedenle sizi davet ettik, kırmadınız, geldiniz. İsterseniz sizi tanımış olalım, çok kısa ama dernek faaliyetiniz var. Şuurlu Öğretmenler Derneği Şube Başkanısınız. Ben de dostlarımız var sizler gibi, sizin derneğinizde birçok dernekte hem yönetimde varım, evet, hem de dostlarımız var. Ama sizin derneğin ismiyle ilgili zaman zaman böyle nerede oturmuş olsak öğretmenlerden şöyle bir
serzenişte gelinir, onu biz düzeltmiş olalım bu vesileyle. Ya bu şuurlu öğretmenler derdi ama bir şey demiyoruz. Bunun dışında kalanlar şuursuz öğretmenler mi? Gibi böyle espriyle karışık, evet. Bir kısmı ironik, size de gelmiştir belki bu tür ifadeler. Bir kısmı ironi, bir kısmı böyle espri kaynaklı. Ama biz onun altını çizebiliriz burada. Ne yapıyorsunuz? Derneğin duruşu, amacı, hizmeti nedir? Çok dağıtmadım, buyurun. Bizler Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi Şubeleri olarak hakkı üstün tutan, nefis terbiyesini esas alan ve maneviyatçılığı benimseyen bir derneğiz. 2005 yılında merhum Erbakan hocamızın emriyle bir MİKO kuruluşu olarak kurulan, gençlerimizi tarihi bağlarından, temel dini inançlarından koparmaya çalışan, özellikle dış güçlerinde bu faaliyetlerini Türkiye'de daha fazla yapmalarından dolayı Erbakan hocamız bu derneği kurma gereksinimi duydu. Şuur kelimesi değil de biz şöyle söylüyoruz şuur kelimesini çok kısa tarif olarak. Şuur soruyu doğru anlamak. Allah-u Teala'nın soruyu mu sorunu mu? Soruyu. Soruyu. Soruyu doğru anlamak diyoruz. Yani Allah-u Teala'nın bu kainatı yarattıktan sonra, insanoğlunu dünyaya gönderdikten sonraki bizden istediği emirlerin, yasakların, yapılacak olan bütün işlerin, kendisi emrinde olan, yapılacak olan bütün işlerin hangi sorularla ve nasıl cevaplanması gerektiğini, bu soruların da doğru anlanması gerektiğini, yani ahiret hesabına göre çalışmak diyoruz biz buna. Bu işin başında da eğitim geliyor. Evet. Çocukların fikir kirlenmesinin önüne geçilmesi, manevi yozlaşmanın önüne geçilmesi, kadim medeniyetimizin tekrar bu topraklarda mahkez bulabilmesi için bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bizler Şuurlu Öğretmenler Derneği olarak Türkiye'de 64 ilde teşkilatı olan, bu teşkilatlar içinde ilçelerde temsilcilikleri olan, aynı zamanda faaliyetler olarak da yerel eğitim şuraları, uluslararası konferanslar, kitap inceleme komisyonları ve müfredatla alakalı çalışmalarımız var, kitap inceleme komisyonları. Bununla alakalı Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak çalışmalarımız var. Mesela bu sene yaptığımız bizim güzel bir çalışmamız bağımlılıkla mücadele senaryo yarışması. Bununla alakalı bütün okullarımıza öğrencilerimizin katılması, öğretmenlerimizin katılması için afişlerini astık. Haziran'ın 9'unda da Ankara Öğretmen Evi'nde ödül töreni olacak. Bununla alakalı Şuurlu Öğretmenler Derneğimizin genel merkezinde yapılacak bu. Bu tip çalışmalarımız var. Şuurlandırma çalışması diyoruz biz buna. Evet. Şuur kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bizim bildiğimiz kadarıyla 25 yerde geçen Allah-u Teala'nın insanlardan, müminlerden istediği şuurlu olunması gerektiği. Yani farkındalık diyoruz biz daha çok buna. İfsadın manevi yozlaşmanın önüne geçmek için yapılan çalışma. Bu bir kategorize etme değil. Bir kamplaşmaya neden olabilecek böyle spesifik bir ayrımcılık ve ayrımcılık tam değil. Tam tersine medeniyetimizin evet. Birleştirici unsurunu bir araya getirmek. Yani derneğin amaçlarıyla alakalı muhtevanın isme yansımış bir evet. Şeklidir. Evet. Çocukları mı daha çok hedef alıyorsunuz, gençleri mi yoksa toplumun tamamıyla ilgili her kalemden hizmet amacını istiva eden şeyleriniz var? Bizim genel olarak tüzüğümüzde asıl alanımız öğretmenler. Hmm. Öğretmenler, idareci arkadaşlar, akademisyenler. Ama tabii ki bu öğretmenler oldu mu direkt olarak öğrencileri de etkiliyor. Asıl amaç zaten öğrenciler üzerinde bu manevi kalkınmayı evet. Amaçlamak. Hocam derneğimizi böyle zaten tanıyorlar. Derneğimizi kamuoyu tanıyor. Bu kadar da geniş bir tabanı yani yaygın bir kuruluş tabanı olan bir dernek mutlaka tanınıyordur. Bununla ilgili sizle görüşmek isteyenler görüşür, katkı sağlamanızı isteyenler veya istifade etmek isteyenler ifade ederler. Biz bu akşam bu sahurda bu tecrübenizden hareketle, yani derneğiniz faaliyetlerini değil de bu tecrübenizden hareketle ki çok geniş bir tabana yaygın tecrübeniz var, kurumlarda, toplumda bütün unsurları, bütün aktörlerin nerede durduğunu, zihinsel olarak kaymaların, irtifa farkları nerede olduğunu şöyle böyle görüyorsunuz. En azından mutlaka görüyorsunuz.
sahada da pratik karşılıklarını oluşturduğunuz için bunları masaya yatıralım. Hem de istifade etmiş olsun seyircilerimiz. Öğretmenliğiniz var herhalde 15-20 yıla yakın. İmam Hatip Okulu'nda öğretmensiniz. Proje İmam Hatip. Bunların hepsi ayrı ayrı bir tecrübe sağlıyor insana. Yani mana, medeniyet, toplum, sorunlar, insanların yapıları, eğitimsizlikleri, eğitimleri her birisinin birer yapıcı veya etkileyici unsur olduğunu görüyorsunuz böylece. Çocuklardan başlayalım. Çocuklarda, ailede, okulda, müfredatta, mevzuatta gençlerin sorunlarıyla ilgili neler var? Genç denince biz şunu kastediyoruz. Yani işte elinde büyüttüğün belli yaşa geldikten sonra mesela lise daha spesifik olsun. Liseye geldi mi çocuklar erginlik çağına giriyorlar. Yavaş yavaş eğer takip edemiyorsanız kendilerine ait bir dünya görüşü oluyor. Kayıyorlar. Bundan sonra da ailede şikayetler başlıyor. Elinde büyüttün, düne kadar beraberdin, kucağındaydı, bağrına bastın. Senin elinden başkasının eline kaçtı. Nasıl oldu da senin elinden kaçtı yani? Ne oldu veya ne olmadı da böyle oldu? Önce çocukların sorunlarından başlayalım. Onları siz, yani gençlerin, çocukların demeyelim de. Lise çağındaki gençlerin. En büyük sorunumuz da orası hocam. Yani. Lise çağı zaten 8. sınıf var. Bizim 11. sınıf arası dediğimiz geçiş dönemi. Kırılma noktası. Kırılma noktası. Çocukların fikirlerinin oturduğu, yerleştiği, hayat tarzlarının şekil aldığı, arkadaş ortamından kaynaklanan veya neyle çok daha beraber oluyorlarsa, çünkü insan yaratılış itibariyle etkilenen bir varlık. Eğer fıtratına uygun eğitim, fıtratına uygun davranışlar öğretilmediği takdirde çocukların farklı fraksiyonlara kaydıklarını görüyoruz. Evet. Bu da bizim genelde takip ettiğimiz kadarıyla öğrencilerimizin daha çok zaman yönetimiyle alakalı ve zamansızlıkla alakalı sıkıntılar var. Ondan sonra sosyal medya bağımlılığı. Ne mesela bunları başlık başlık açalım isterseniz. Zamanla ilgili dertleri nedir yani? Mesela bizim hem de tavsiye edelim ailelere. Bizim medeniyetimizin İslam medeniyetimizin en bari zaman olarak bizi şekle sokan güzel bir ibadetimiz var. Namaz ibadeti. Eğer düzenli namaz kılan gençlerin hayatlarına baktığımızda biz okulda bunun şahit oluyoruz. Zaman yönetiminde de çok sıkıntı yaşadıklarını görmüyoruz. Çünkü her vakit geldiğinde genel olarak baktığında gaflete düşmeden hayatı durdurmayı biliyorlar. Hayatı durdurmayı biliyorlar. Aynı zamanda o gün içinde hangi saatlerde, hangi zaman diliminde olduklarını farkında oldukları için ders çalışma noktasında da, ibadet noktasında da, çünkü ibadet aynı zamanda Allah'la irtibata geçir. O noktada beynin dinlenmesi, vücudun dinlenmesini de sağlıyor. Evet. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur diye ayet-i kerime. Bu da bu noktada öğrencilerimizin önünü açmış oluyor. Zaman yönetimi dediğimiz öğrencilerimizin daha çok bugün maalesef okullarda ders yükünün fazla olması, sınav odaklı çalışılmasından kaynaklanan öğrencilere aşırı yüklenilmesi de öğrencilerimizin daha çok sosyal etkinliklere vakit ayıramamasını sağlıyor. Biz şimdi beden eğitimi öğretmeni olarak genel olarak beden eğitimi öğretmenlerine sorduğunuzda yetenekli sporcuların, yetenekli öğrencilerin derslerinde de başarılıysa spor yaptıramama gibi bir sıkıntımız var bu noktada. Bizim hem dernek olarak da ya da beden eğitimi öğretmenleri arasında zümre toplantılarında bir araya geldiğimizde genel olarak çözüm yolu olarak sunduğumuz, hatta en son Milli Şuur dergimizde genel merkezimizin çıkarttığı bir dergi var. 3 ayda bir çıkartıyor. Orada yazısını da gönderdim. Benim bildiğim kadarıyla da bir ilde proje olarak pilot olarak uygulanıyor. 40 dakikalık ders süresinin 5-10 dakikasının azaltılması ve öğlen tatilinin de kaldırılıp öğlen saat 1 gibi 12.30 gibi derslerin bitmesi, ondan sonraki zaman ayırma noktasında sosyal etkinliklere, ders çalışmasına, dershaneye gitmesine ayrılması olarak biz böyle bir proje sunduk. Milli Eğitim Bakanlığı'na da verdik bunu. Beden hocam zamanı değerlendirmeye, hem böylece insicamınızı da bozmayayım ama açılımı da sağlamış olalım. Beden dersiyle ilgili, tabii siz beden eğitimi öğretmenisiniz. Her öğretmen kendi dersini okulda çok önemser. Önemser ki derstir zaten. Önemsemesi de lazım. Ama bazen işte kabiliyettir. Ben İmam Hatip Lisesi'nde Samsun İmam Hatip mezunuyum. Derslerim iyiydi. Müzik, beden ve resim.
Bunlar 5'in altındaydı. Bu nedenle fizik matematik 10 olmasına rağmen ben teşekkür hiç alamazdım. Yani bu derslerin benim diğer derslerin o yüzdesini, ortalamasını düşürüyordu. Beden zaman zaman toplumda da böyle bakış açısı var. Beden ne işe yarıyor? Yani okulda beden dersi olsa ne olur, olmasa ne olur? Beden için mi gönderdik biz? Diye böyle bir algı toplumda da var. Toplumda böyle bir algı var. Tabii evet. Toplum eğitim seviyemiz yükselse bile yine de hala yani veya beden dersinin halbuki çocuklara baktığımız zaman da biz evden de biliriz. Çok sevilen derslerden bir tanesi beden. Belki öğretmenlerinden dolayı mıdır yoksa bedenin muhtevasından dolayı mıdır bilmiyorum. Ama bu beden dersinin zihinlerde yerine oturmasıyla ilgili ne söyleyebiliriz? Yani? Ben şimdi çocukların daha çok sevmesiyle alakalı şunu söylüyorum. Yani çocukların fiziksel olarak ihtiyaçlarını karşıladığı için çocuklar daha çok seviyor. Yani çocuklar o çağda delikanlı dediğimiz kanı hızlı akıyor. Bir şekilde enerjisini boşaltması lazım. Yani doğal yollardan boşaltabilmesi için de bu enerjiyi sportif faaliyet yapması lazım. Biz bunu sadece haftada 2 saate sıkıştırılmasına da karşıyız. Yani bizim istediğimiz özellikle antrenmanın tanımında da yapıldığı belli aralıklarla belli amaca yönelik düzenli olarak yapılan egzersiz diyoruz biz. Bedene. Şimdi beden eğitimi dersi değil. Hı. Yapılan fiziksel etkinlik egzersizleri söylüyoruz. Yani evet. Antrenmanı söylüyoruz. Hı hı. Fiziksel etkinlik ayrı, antrenman ayrı, yüksek performans antrenmanı ayrı. Ama herhangi bir öğrencinin derslerinde başarılı veya değil. Haftanın en az 3-4 gün fiziksel aktivite yapması onun gelecekte olan sağlığıyla alakalı çok önemli. Hı. Yani bugün Allah-u Teala'nın da fıtrat olarak insan vücudunu harekete göre yaratmış. Bu dünya sebepler alemi. Evet. Yani bu dünyada yatana hiçbir şey verilmiyor. Yani biz insanın başarısını çalışmasına bağlı kıldık diyor Allah-u Teala. Bu noktada da sağlıklı kalabilmek için de Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinde olduğu gibi yüzme, ok atma, koşma, kendi branşında tezin mesela. Biz en faydalı şeyin koşmak ve yürümek olduğu noktasında bugün bilim adamları da söylüyor. Yüzme olduğunu söylüyor. En azından haftada 3 gün, 4 gün herhangi bir vatandaşın fark etmiyor. Bu öğrenci olmasına da gerek yok. Fiziksel etkinlik yapması çok önemli. Bu sağlığı açısından önemli. Sağlığı açısından önemli. Bu sadece haftada 2 saat beden eğitimi dersiyle karşılanacak bir şey değil. Biz sadece o şuuru vermeye çalışıyoruz o derste. En azından öğrencilerimizle bir araya gelmiş oluyoruz. Ama bizim beden eğitimi öğretmenleri olarak sadece öğrencilere bu 2 saat içinde ilgilenmiyoruz. Özellikle okul çıkışlarında. Bizim bu sene yaptığımız 41 tane faaliyetimiz var. Basketbol, voleybol, atletizm, futsal, işte güreş, tekvando, masa tenisi gibi bütün okullarda bunlar yapılıyor. Çocuklar kendi isteklerine bağlı olarak, kendi yeteneklerine göre bir branş belirliyor. Öğretmenler tarafından çalıştırılıyor. Bu diğer derslerin başarısına bir takviye mi olur, engel mi olur? Engel olur tabii bunun diyemeyiz. Bunun araştırmasını yaptık biz evet. Öğretmenler olarak. Ben kendim yaptım. Hep genelde Avrupa'dan örnek verilir. Biraz daha insanlara şey olsun diye ama Fransa'da aynı yaş kategorisinde ve aynı seviyede, ders olarak aynı seviyede iki ayrı sınıfa birisinin ders saatini, beden eğitimi ders saatini 8 saate çıkartıyorlar. Haftada 3-4 güne çıkartıyorlar. Diğerini de sabit bırakıyorlar. Haftada 2 saat. Belli bir süre sonra ders saati, beden eğitimi ders saatinin yükselen sınıfın akademik başarısının da yükseldiği ortaya çıkıyor. Bunun fizyolojik olarak tanımı da beyne oksijen gitmesine bütün vücudun genel dayanıklılığının kondisyonunun artması. Bu fiziksel aktiviteyle aynı zamanda soru çözme dayanıklılığı da artıyor bu çocuklar. Dirençli oluyor. Tabii dirençli oluyor. Çünkü fiziksel dirence bağlı. Yani beyin aynı zamanda siz soru çözüyorsunuz. Bunun kondisyonu da önemli. Fiziksel kondisyonu önemli. Hepsi birbirine bağlantılı diyoruz. Bu noktada bizim çağımızın hastalığı dediğimiz obezite hastalığı var. Özellikle çocukların rafine yiyecekleri yemeleri, abur cubur yemeleri, kilo aldırıcı ve çabuk acıktırıcı yiyecekleri yemeleri. Bu noktada işte önceden bizim ailelerimizin, babalarımızın, biz doğal ortamda büyüdük biraz da. Yani her şeyi yaşayarak... Organikiz. Organik, evet. Her şeyi yaşayarak öğrendik. Yaşayarak oynadık her şeyimizi de. Bu noktada pek bizim dönemimizde bir sıkıntı yok ama şimdiki dönemdeki çocuklarda obezite dediğimiz hareketsizlik insanı öldüren en büyük hastalıklardan bir tanesi. Yani biz yaşlılarda araştırma yapıyor. Biz kondisyoner kurslarına da gittiğimizde profesör hocalarımızın söylediği yaşlıların ölmelerindeki en büyük sebeplerden bir tanesi fiziksel aktivite veya herhangi bir şey yaparken bir taraflarını incitip kırıp
stabil hale gelmeleri ve hareketsiz kalıp kanın yavaş akmasından kaynaklanan vücudun bütün pislikleri üzerine çekmesi olayı. Yani insan harekete göre yaratıldığı için özellikle emeklilerde ölüm oranının daha fazla olmasındaki sebep bir anda hareketi bırakmaları diye. Yok çok da normal. Emeklilik zaten ölüm yaşına denk geliyor. Bu artık ayrı. Evet. Yani bu noktada hareket bizim gençlerimiz açısından da çok önemli. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu olarak gözüküyor. Çünkü aktivitenin hem mutluluk hormonlarını salgıladığı melatonin hormonu dediğimiz bu hormonların salgılanmasını sağlıyor. Stresi engelliyor. Fazla enerjiyi dışarı atıp farklı yerde, farklı kötü anlamlarda kullanılmasını engelliyor. Bu noktada gençler için çok önemli. Biz beden eğitimi dersinin sadece 2 saat olarak kalmasını değil, haftada 3-4 gün olarak öğrencilere hatta mecburi olmasını. O zaman da başka dersleri budamak lazım oluyor. Çok iyi ayarlamak lazım bunun şeyini yani hocam. Biz din eğitimi genel müdürüne bir rapor verdik. Öğretmen arkadaşlar ikimiz beraber hazırlamıştık. Biraz önce dediğim gibi en azından 40 dakikalık bir süre içinde 5 dakika alınması, öğlen tatilinin kaldırılması. Çünkü öğlen tatili genel olarak okullarda daha çok sıkıntı olan bir bölüm olarak. Boş kullanılan zamanları rehabil hale getireceksiniz. Aynı zamanda o çocukların o işte rafine yiyecekleri dediğimiz abur cubur yemelerini de engellemiş oluruz. Gidecek evinde yemeğini yiyecek. Ondan belli bir süre sonra 2 saat sonra evde dersini çalışacak. 2-3 saat sonra sporun aktivitesini yapacak. Bugün Rusya'da olsun, farklı Avrupa ülkelerinde olsun sosyal etkinlik yapmayan, faaliyet yapmayan çocuklar sınıf geçemiyor. Yani mecburi oralarda. Yani bugün Hollanda gibi bir ülkeyi ele aldığımızda olmadığı branş yok. Konya kadar bir yer. Evet. Bizim Samsun'un nüfusu kadar öğrencisi yok belki de. Yani bizim 275 bin öğrencimiz var Samsun'da. Belki de onların öğrenci toplam sayısı o kadar yoktur. Eyvallah. Hocam zamanı değerlendirirken bunları açıklama ihtiyacı hissettik. Daha doğrusu iyi de oldu. Şimdi zaman problemleri var. Kullanmada problemleri var dediniz. Zaman problemleri, zamanın şeyi belli. 24 saat yani. Bunu çocuklar üzerinden konuşuyoruz şimdi. Daha sonra aileye de geleceğiz ama çocuklara hem öğretmenleri hem bu konuda hassasiyeti olan, bu konuyu takip eden, derdi olan birisi olarak çocuklara neyi tavsiye ediyorsunuz? Yani çocuklar bu zamanı nasıl değerlendirecekler de zaman onların hayatında anlamlı hale gelecek, çok iyi değerlendirilmiş olacak. Zamanın çocuklarda lüzumsuz kullanılması sadece çocuklar için değil ki. Hazreti Peygamber uyardı biliyorsunuz insanların en gafletli oldukları iki şey zaman ve sağlık konusu. Bir başka yerde gençlik gelmeden önce, ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bilin, meşguliyet gelmeden önce zamanın kıymetini bilin diye bu Peygamberimizin uyardığı ikaz mahiyetinde bazıları da uyardığı veya hatırlattığı konular toplumda veya insanda beşeri zaafların ön plana çıktığı yerlerdir. Zamanın değerlendirilmesiyle ilgili de gerçekten toplumda zaaf var. Zamanın ne kadar önemli olduğunu zamanla ilgili işlemler yürütenler bilirler. Mesela bazen benim olur, dakika o kadar önemli ki, dakika böyle nefes, öyle diyoruz yani nefes alacak vaktim yok diyenleri de çok duyarız. Ancak zamanın ne kadar önemli olduğu öyle bir ortamda halde anlaşılır. Güzel ifade ettiniz. Yani güne beşe bölerek, bir günü beşle çarparak yaşamak ibadetin hikmetlerinden bir tanesi, namazın hikmetlerinden. Bu bir tane tavsiye. Sizin tavsiyenizden de öteye Allah'ın emri, sistem öyle kurulmuş. Buna itibar eden ve riayet eden öğrenciler zamanı daha rentabl kullanıyor herhalde. Başka neler öneriyorsunuz çocuklara? Nasıl yapmalılar? Daha sabah kalkmadan akşam yatana kadar. Yani günü ortalama olarak nereye koymalılar? Bir disiplin, gün disiplini açısından. Şimdi eski dönemlerde, işte Osmanlı Selçuklu döneminde baktığımızda insanların hayatları daha basit. İhtiyaçları daha az. Zaman kavramları daha fazla gibi gözüküyor ama bugün biz Müslümanlığı da tarif ederken bugün bulunduğu çağın vasıtalarını ve kurumlarını Kur'an ve sünnete göre çalıştıran insana Müslüman denir diye tarif ediyoruz. Bugün bulunduğumuz çağda insanın çalışma saatlerinin fazlalığı, yükünün fazlalığı, demin de bahsettiğimiz gibi zamanın yetmediğinin zamanların olduğunu görüyoruz. Bu noktada Peygamber Efendimiz'in sünnetini takip ettiğimizde, bugün bilim adamları daha yeni buluyor gerçi ama özellikle vücut saati
incelendiğinde Peygamber Efendimiz'in işte sabah namazlarından sonra uyumaması, işte o zaman dönemde uyuduğumuzda vücudun hantallaştığı, özellikle vücudun en verimli zamanının saat 9 ile 11-12 arası olduğu, işte kaygı uykusunun dediğim bugün İspanya'da söz sözü açıyor. Endülüs Emevi Devleti'nden kalıntı olarak bir siesta dedikleri bir kaygı uykusu devamlılığı var. Hı. Özellikle sporculara bunu yaptırıyorlar. Barcelona Spor Kulübü'nde teknik direktörü Ricard, önceden teknik direktörü de buraya geldiğinde çalıştırdığında Galatasaraylı futbolculara bu uykunun öneminden bahsedip bu uykuyu tavsiye ettiği biliyoruz. Bu noktada o saatler arasında uyunması, işte öğleden sonra daha verimli hale gelmesi, işte antrenmanın en faydalı olduğu zaman dediğim işte 9-12 arası, bir de öğleden sonra saat 3 ile 6 arası. Vücudun en iyi tat aldığı zamanın işte akşam saat 5 ile 7 arası olduğu gözleniyor. Yine Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle alakalı şeyler, bugün bilim adamlarının ve bizlerin bulduğu şeyler yani. O zamanla alakalı işte dediğimiz erken kalkmak, uykuya çok dikkat etmek, vücudun hem beynin hem kaslarının tek yenilenebilir şeyi uyku. Hocam uyku da, ben mesela uykuyla ilgili çok sorunlu olan biri değilim. Yani uykuya karşı alerjim olan birisiyim. Yani uyku dediğince bazılarında hastalıktır. Uyumak için uyur yani böyle. O akşama kadar uyur icabında. Öyle de var. Ben de diyorum ki uyku dinlenmek içindir. Bunun vücuda göre saati sınırları vardır. Hatta zamanı da vardır. Yani öyle rastgele aklına geldiği zaman uyumak, uyumuş olacaksak peygamberimiz de öyle bir model ortaya koyardı. Peygamberin modeli sizin belirttiğiniz gibi sabah namazıyla kalk, öyle de kaylule uykusu, akşam da yatsıdan sonra yat. Şeyin sistematiği böyle. Bu ayarı bozduğun zaman fıtratın da ayarı. Yani fıtrat buna göre ayarlanır. Otomatik olarak zaten evet. Vücut sağlığını kaybediyorsun. Kaybediyor. Vücut sağlığını kaybetmenin %40-%30 nedeni düzensiz uyku. Eksen kayması. Eksen kayması yani ya. Merkezi kas sinir sistemini geriyorsunuz. Allah-u Teala vücut programlarken, yaratırken bizi bu programa göre yaratmış. Ben sizi geceyi örtü yaptım diyor. Yani o saatler arası bizim dinlenme saatlerimiz. Bugünkü sosyal hayat dediğimiz, bugünkü çağ dediğimiz şey biraz daha tam tersine döndüğü için hastalıkların da önü açılmış oluyor. Ben şöyle de düşünüyorum hocam. Yani o saat olarak evet böyle böyle ayarlanmış ama o saatlerde uyumuş olmanın dış dünyayla bağlantısı da yani bizim kendi fiziki yapımızın, enerjik dalgalarımızın, dış dünyadan gelen ışınların, ay ışığının, güneş ışığının, ortamın, günün her birinin o uyku saatinin düzeniyle ilgili olduğunu ve enerjik olmada katkısı olduğunu şimdi düşünüyorum. Şimdi vücudu biraz da benzetmeye çalışırsak bilgisayara benzetiyoruz. Evet. Yani nasıl ki yanlış fikirler geldiğinde fikir kirlenmesi oluyorsa, yanlış fikir kirlenmesinden dolayı da kalp de bozuluyorsa, o kalbin bozulduğundan sonra da harama teveccüh edip midede haramla doluyorsa ve vücut komple bozuluyorsa diyoruz. İşte bilgisayarda virüs girdiğinde çalışma sistematiği değişiyor. Dinlendirmediğinizde ya da çok çalıştırdığınızda, çok ısındığında sistem çöküyor. Bu noktada uyku bizim yeniden format atılma, beyin belleğimizin tekrar silinip yenilenmesi bu noktada bizim için çok önemli. Tabii parça parça uyuma, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden işte gece teheccüd namazına kalkma dediğimiz, özellikle gece saat 10 ile 3 arası en kaliteli uykunun olduğu saatler, vücudun en iyi dinlendiği saatler ve odanın karanlık olması gerektiği saatler. O noktada biz öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Özellikle saat 10'dan sonra uyunduğunda sporcularda büyüme hormonunun salgılanmadığı tespit edilmiş bilim adamları tarafından da. Yani akşam 7-8 gibi 6 gibi yemek yendikten sonra gerekli ödevler yapıldıktan sonra saat 10'u geçirmemeleri önemli, tavsiye ediyoruz. Çünkü uyku çok önemli. Okulda da bu tavsiyeleri yapıyor musunuz hocam? Okulda da yapıyoruz. Çocuklarla özellikle birebir biz bireysel anlamda da antrenme etme noktasında yardımcı oluyoruz, program veriyoruz. Çünkü her çocuğun yapısı farklı. Yani biz eğer dış görünüş olarak sosyal etkinlik veya fiziksel aktivite yapamayacağını anladığımız çocukları kalp doktoruna ilk önce göndermemiz gerekiyor. Yani bu çok önemli. Hmm. Kardiyovasküler sistem dediğimiz kalp dolaşım sisteminde eğer bir sıkıntı yoksa biz o yüklemeleri yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ha, okullarda biraz daha farklı gidiyor ama bu eninde sonunda çocukta bu ortaya çıkıyor, fark ediyorsunuz. Erken yorulma diye başlıyor.
kalp ritim bozukluğunda başlıyor. Çocuklarda bunun önlemini alıp özellikle bizim yanımıza gelip bu noktada bizden program isteyen çocuklara. Bunu geçeceğim ama bir şey hocam, onda uyusunlar dediniz. Çok isabetle ifade ettiniz. Ama bazen dersleri, hele sizin okulunuz gibi okullarda, buna benzer yani yükü ağır olan okullarda yetiyor mu? Yani ona kadar ders çalışma veya ders çalışma alanını nasıl zaman olarak ayarlayacaklar? Alt başlıklarda belki ifade edeceğiz ama zamanın uygun değerlendirilmesiyle ilgili bölümü hatırlatıyorsunuz. Onun için ihtiyaç hissettim. Şimdi ben biraz önce sizin de söylediğiniz gibi, bizim de söylediğimiz gibi dernek olarak biz bu ders yükünün fazla olmasından zaten sıkıntı duyuyoruz. Bu noktada o çocukların aşırı sınav kaygısı, işte sınavda başarılı olma isteğinden kaynaklanan işte gece saat 12'ye 1'e kadar ya da zaman yönetimi dedik, işte zamanında ders çalışmama, günlük bir saat eve geldikten sonra veya yurda geldikten sonra ders tekrarının yapılmaması kaynaklandı. Yani aşağıdan gelecek olay yani. Yine bizim mesela en çok araştırmalarda ortaya çıkan bir şey dinlediğinizde veya bir şey okuduğunuzda eğer 48 saat içinde tekrarlarsanız beyin kendi kendine komut gönderiyor. Bunu bir daha unutma diyor. Yani biz şunu söylüyoruz. Eğer çocuk gün içindeki derslerini o gün tekrar ederse ve tekrar ettikten sonra da bir arkadaşına da anlatırsa beyin bir daha onu unutmuyor. Bu noktada öğrenciler yani zaman yönetimi sonra çalışma yerine önce çalışmayı mı söylüyorsunuz? Evet. Yani bizim genelde millet olarak da en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi işi sonrana bırakmak. Öğrencilerimizin işte zaman yönetimi dediğimiz şey de bu. Yani zamanı düzgün bölüp dinlendikten sonraki süreçte hem derslerine çalışma hem de tekrar etme ihtiyaç bırakmayacağını zannediyoruz. Yani bizde derse hazır gitme yerine dersten sonra hazırlanma mantığımız. Sınava yakın çalışma. Sınava yakın çalışma. Çalışan öğrencilerde de yine dersten sonra, yani günlük dersi aldıktan sonra herhalde çalışılıyor. Ama siz diyorsunuz uzman olarak okula gelmeden bugün yarın ne ders var? O dersler önce bir şeyden geçirilmeli. Sonra öğretmen dinlenmeli. Sonra bunu da birisiyle paylaşılmalı. Zaten üç tane ana başlık. Biraz önce söyledik. Konumuz hem sahur olmasından dolayı Ramazan'dayız. Namaz bu noktada en büyük örneklerden bir tanesi. Şimdi Allah-u Teala isteseydi bize sadece günün belli bir saatinde 20 rekat kılın bırakın derdi. Yani sabah, öğlen, ikindi, akşamı biriktirirdi. Ama burada biz eğitimde de sporda da az da olsa sürekli olan çok uygun. Yani Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde de ibadetin az olması çok olmasına da az da olsa devamlı olan. Devamlı olan makbul. Evet. Bu noktada kalıcı olması hasebiyle çok önemli bizim için. Sporda da böyle, ders çalışmakta da böyle. Vücudu Allah-u Teala buna göre programlamış. Bu da en güzel fıtrata uygun eğitim sistemi, sportif sistem dediğimiz şey. Bu mesajı çocuklarımız ve aileler aldığı kanaatindeyim. Yani çok önemli bu. Evet. Bir başka önemli olan hocam, zamanı iyi kullanamama ama şöyle ya da böyle kullanıyorlar yine. Fakat zamanı iyi kullanmamalarına ya da son zamanlarda zamanın içerisine başka unsurlar da girerek o kullandıkları zamanın da bir bölümünü işgal eden sosyal medya var. Bundan uzak durmak da mümkün değil. Daha doğrusu tavsiye de edilmez herhalde. İçine girmek de çok da şey mantıklı değil. Çocukların ellerinde akıllı telefonlar. Okulda topluyor musunuz bilmiyorum. Yani ellerinde akıllı telefonlar, derslerin bir tarafta kitap, bir tarafta telefon. Yarı telefon, yarı kitap, yarı arkadaş, yarı sohbet. Bunu neye dönüştürebilirler? Sorgulamak için söylüyor değilim bunları. Belki ders çalışıyordur hakikaten. Arkadaşıyla paylaşıyordur aynı anda. O da olabilir. Yani onun için uzakta kalsın da doğru değil. Ama sınırlarının oluşturulması, mevzuatı olmadığı için de sınırlarını oluşturamıyorsunuz. İster istemez ya öğretmen bir sınır çizecek, öğrencinin sevdiği, itibar ettiği bir öğretmen ya da aile muhabbetle ve sevgiyle bir sınır oluşturacak ki onun üzerinden devam etsin. Zaman zaman ben evden şahit oluyorum. Çocuklar sosyal medya üzerinden ders paylaşımı da yapıyorlar. Fikir paylaşımı yapıyorlar. Öğretmenleriyle çok güzel. Ben mezun olduktan sonra öğretmenimle bir konuyu değil fikir paylaşımı konuşma bile konuşamazken şimdi bizim çocuklarımız sizlerle çok rahat bir şekilde babasıyla rahat olduğu kadar fikir paylaşıyor. Bunun dersle de alakası yok. Yani fikrini paylaşıyor, derdini söylüyor, arıyor, açıyor, söylüyor, soruyor. Çok böyle yani
medeni dünya diye tarif edilen o unsurların yansımaları. Medeni dünya dediğimizde bizim zaten dinimizin dünyası aslında, evet. Yani. Bizde olması gereken. Bakma biz başka yere o ismi kaptırdık. Kendi antallığımızdan, gafletimizden dolayı. Bu sosyal medyaya ne diyorsunuz hocam? Sosyal medyayı biz daha çok yemeğin tuzuna benzetiyoruz. Yani sosyal medya olmadan bugün öğrencilerin öğretmenleriyle, öğretmenin öğrencileriyle veya farklı gruplarla iletişime geçmesi zor. Yani bu dediğimiz çağdan da geri kalamıyorsunuz. Biraz önce Müslümanlığı tarif ederken bulunduğu çağın vasıtalarını ve kurumlarını Kur'an ve sünnete göre çalıştıran insana Müslüman denir diyoruz. Evet. Bu noktada da yemeğin tuzunu çok atarsanız tansiyon hastası olursunuz. Yani hem tadı kaçar, hiç atmadığınız zaman da gene tadı kaçar. Tansiyon düşüklüğü olur. Bu noktada sosyal medyada da internette de öğrencilerimizin, bizlerin de dengeli kullanması çok önemli. Zamanı, az önce dediniz ya, zamanın değerlendirilmesinde ve zamandan istifade etmede sosyal medya çok büyük bir nimet aslında yani. Ya İslam zaten baktığınızda medeniyet olarak hepsi, her şeyi denge yapmış. Vasat bir, ehl-i sünnet ve cemaat dediğimiz, biz vasat bir ümmetiz. Yani denge dini dediğimiz şey, yani bugün asıl gereksinimimiz olan şey neyse onunla meşgul olmamız gerektiğini bir de öğrencilerimize anlatmamız gerekiyor. Sosyal medya ilmi hali dediğimiz, bununla alakalı bir hocamızın yazısı var. Okumuştum. Yani bugün sosyal medyada bugün nasıl bir başkasının kusurunu araştırmak bizim dinimize göre sakıncalıysa, günahsa, sosyal medyada araştırmak aynı şey. Evet. Yani değişmiyor. Sosyal medya bugün bizim her şeyle içine girmiş bir olgu. Bu noktada da hayatın gerçeği haline girmiş. Bu noktada da bizim alimlerimizin de bunu geliştirip bununla alakalı insanlarımıza bilgi aktarması noktasında yardımcı olmasını biz bekliyoruz, istiyoruz yani bunu da. Yani sosyal medya bugün vazgeçilmezi insanların, öğrencilerin de hem öğretmenler noktasında biz çocuklara bunu söylemeye, telkinat vermeye çalışıyoruz ama genel olarak toplumun yapısına baktığımızda annesinden babasından gören öğrenci aynı şeyi yapacak yani. Aileler birbirlerinden kopmuş oluyor. Aradaki iletişim kopukluğu oluyor. Olmazsa da olmuyor. Nasıl kullansınlar hocam sosyal medyayı? Şimdi bu işin gerçekten günün olmazsa olmazı. Bir yere gidin, çay ocağına, berbere, pazara, yani insanların birebir eliyle iş yaptıkları yere de gidin, pazara gidin. Hat daha şeye gidin, çobanın yanına, elinde şey, 3 kişi 5 kişi bir aradaysa emin olun 5 kişiden 4 tanesi akıllı telefonla şeyin başında. Eşler bir araya, birisi anlatmıştı bana, dedi ki geçen Ramazan veya önceki Ramazan indik çiftlikten, eşimle bir tur yapalım, dondurma yiyelim dedi. Evet. Çiftlik boyunca bizzat yaşayan öğretmen evinin oradan girdik, 56'lar tarafına gittik, geriye döndük, o telefonla, ben telefonla gitmişiz, geriye gelmişiz. Haberimiz yok. İkimiz de telefonla şeylerle ilgili. Arkadaşlar. Ama bir tarafı da olmuş yani. Yürüdüklerinin farkında, yorulduklarının farkında var. Yani böylesi de bir şey var. Bir de bir mevzuat olmadığından dolayı sınırları belli değil. Egosu yüksek olanlar, problemli olanlar, sıkışmış olanlar, dertli olanlar, nefret duyanlar, kin duyanlar, öfke duyanlar, her birisi sosyal medyanın başında olanca taşkınlığını, hatta sinkaflı lafları da oraya yazıya dökmek suretiyle hakaretlerin bini bin para gidiyor oralarda. Bu da ayrı bir başlık. Biz çocuklara nasıl bir sınır çizmiş, bir sınır çizmiş olsanız veya bir tarif yapın sınır çizme yerine, o cümle belki çok yasakçı bir cümleye benzeyebilir ama bir tarif yapsak çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanmalı? Bununla alakalı hocam kesinlikle ders olması gerekiyor. Hmm. İnternet kullanımı, sosyal medya kullanımı ve bizim derneğimizin de devamlı Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği raporlarda biz dersin İslam dersi olmasını ve birinci sınıftan itibaren öğretilmesini, temel dini değerlerimizin, inanç sistemimizin, dürüstlük, liyakat, adalet, şefkat, yardımlaşma gibi kavramların çocuk yaşta gençlerimize benimsetilmesi ve bu noktada da aynı zamanda sosyal medya ilmihali dediğimiz dersin de konulmasını tavsiye ediyoruz. Yani dediğiniz başlıklar ahlak dersi adı altında verilmiyor mu hocam zaten? Var ama bizim daha mı kapsamlı ve daha kapsamlı. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi
daha farklı bizim dediğimiz pratiği az olan bir pratiği şey. Az olan. İslam dersi konduğunda gerçekten tatbikata yönelik çalışmalar olacak tabii içinde. Yani sadece bu yani adının İslam olur, adı adab olur, edep olur, terbiye olur. Evet. Ne olur önemli ama pratikleri mi ön plana çıkmış olan bir ders olsun. O yaşlarda eğer çocuk zihin gelişimini sağlarsa sosyal medya kullanımı da oturmuş olur. İşte Fransa'da yeni oldu. Kanun çıkarttılar. Üniversiteye kadar telefon okullara getirmek yasak. Hmm. Bizde okulların içine kadar geliyor ama sınıflara yasak ama bunu öğrenci kaçak yollarla sokma ihtimali oluyor. Farklı şeyler oluyor. Teneffüs de açıyor. Yani baktığımızda çocuk öğrencilerimize birinci saat biz telefonları topluyoruz. O toplama anında işte 2-3 dakikalık anda bile bakıyoruz çocuğun telefonuna 50'ye yakın mesaj atmış arkadaşım. Çocuk derse konsantre olamıyor. Hmm. Bizim genel olarak dediğimiz şey medeniyetimiz ne için? Bulunduğun yerde olacaksın. Neredeysen orada olacak. Kafanla bedenin aynı yerde olacak. Aynı yerde olacak. O noktada çocukların en büyük sıkıntısı var. Sosyal medyanın çocuklara zararlarından en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Bulunduğu yerde olamamaları. Başka yerde yaşıyorlar, başka orada bulunuyorlar. Sadece sınıfta bulunmuş oluyor o zaman. Bu önlem olarak alınabilir. Yani öğrencilerimize sonuçta iletişim noktasında annesinin babasının telefonu da yetti oluyor. Hı. Ama çok isabetle ifade ettiniz. Ben en azından öyle bir sonuç çıkarttım. Bunu yasaklarla sınırlama yerine ders olarak daha ilkokuldan belki ana sınıfından yani algıya dönüştürmek, bir bilince dönüştürmek. Evet. Hani derler ya çok güncel kavram, subliminal bir şey algı oluşturmak, telefonla, sosyal medyayla çocuk ve hayatın ortalamasının ne olduğu ile ilgili aşağıdan yukarıya bir bilinç oluşturulmuş olsa çocuklar herhalde ihtiyacın dışında bununla ilgilenmeyi çok istemezler. Bazen belki renk olsun diye de ilgilenirler ama ona ayrı bir bölüm ayarlarlar, hazırlarlar. Yani şimdi çocuğa güvenmek önemli ama takip etmek daha önemli. Hmm. Takip aile tarafından olması gerekiyor. En azından bilgisayarının ailenin oturduğu odada olması, ders çalıştıktan sonraki süreçte kitap okumaya teşvik edilmesi, kendi medeniyetinin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmasına sağlanması, bu noktada aynı zamanda Kur'an şifa diyoruz, okunması, öğrenciler tarafından mütalaa edilmesi hem bilinç altyapılarını açıyor hem de çocukların manevi gelişimini de sağladığı için bu sosyal medyadan kendi kendilerine kurtulmalarını sağlayacak diye düşünüyoruz. Sohbet grupları okulda oluşturuluyor mu hocam? Sohbet grupları yani bu daha çok faydalı oluyor. Atatürk Proje İnovatif Lisesi olarak çok örnek bir okul bu noktada. Hem hafızlık sınıflarımız var. Çocuklar hiçbir dersinden geriye kalmadan ezberlerini yapıyorlar. Hem beynin daha çok açılmasını sağlıyor ezber. Çünkü bizim medeniyetimiz sizin de bildiğiniz gibi ezberle başlıyor, muhakemeyle devam ediyor. Evet. Öğlen tatillerinde uygulama camimizde meslekçi hocalarımız tarafından, ilahiyatçı hocalarımız tarafından öğrencilerimize hadis sohbetleri veriliyor. Peygamber Efendimiz'in yaşam tarzından ve mücadele serüveninden tutun. Bütün İslam medeniyeti öğretilmiş oluyor. Aynı zamanda derslerde de var bu. Biz istiyoruz ki bütün okullar tabii böyle olsun. Bu noktada Proje İmamatik Lisesi çok örnek bir okul. Projeleriyle, sosyal faaliyetleriyle, manevi eğitimleriyle öğrenci kardeşlerimizi işte dün sınava girdiler. Biraz da zor geçti tahmin matematik. Öyle miymiş? Araştırmalarımız öyle. Hı. Yani bu sene biraz daha zor oldu diye şey yaptılar. Üniversite lisesini tavsiye ediyoruz. Benim de çocuklarım orada, sizin de çocuklarınız orada. Memnunuz. Yani başarılardan, sizlerden de, öğretmenlerinden de, idareden de, ortamdan da sorunumuz yok elhamdülillah. Burayı da toparlayalım hocam. Zamanı ve sosyal medya çocuklar için en önemli olan iki tane. Diğerleri de öyle ama bunları ben çok önemsiyordum. Bununla da ilgili bir tavsiyede bulunsanız çocuklara. Tavsiye sosyal medyayı nasıl kullanırsın? Ben onu söyleyecektim. Sosyal etkinlik. Sosyal medyada sosyal etkinlik mi yani? Yok. Sosyal medyayı nasıl kullansınlar? Sosyal medyayı nasıl kullansınları? Yani gerektiği kadar kullansınlar. Neye lazımsa, işte derste lazımsa ders çalışmak için kullandıklarında kullansınlar. Yani sosyal medyada işte akıllı telefon dediğimiz bütün öğrencilere lazım oluyor derslerde. Evet. Diğer vakitlerini sosyal medyada gezinti yaparak değil de gerçekten spor salonlarında koşarak, spor salonlarında spor yaparak veya başka bir sosyal etkinlik yaparak değerlendirilmesini istiyoruz. Yani çocuk
biz kendi zamanımızdan, siz de hatırlarsınız, biz beden eğitimi öğretmeninin gözüne bakardık. Bize top versin de oynayalım ya da bizi okul takımın alsın da spor yapalım diye. Şimdi biz çocuklara rica minnet, işte gelin oyun oynayalım, beraber şey yapalım. Çocuk internetteyse eğer, sosyal medyadaysa spor faaliyetinin yüzüne bile bakmıyor. Orada her aradığını buluyor ki hocam, orada da top oynuyor yani. Zihniyle top oynuyor bu defa. Evet, işte sıkıntı orada. Yani her şeyin sanal olması en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Evet. Yediğimiz, içtiğimizden, uykumuza kadar, derslerimizden, işte sosyal medyasına kadar biz direkt orijinal olmasını, fıtrat yani, akışına ters mi gidiyor? Fıtrat akışına ters olmamasını tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimiz de bu noktada, bizim okulda buna çok müsait. Zaten yani sosyal etkinlik noktasında spor salonu var, altta üstü. İşte zaman noktasında öğrencilerimiz biraz sıkıntı yaşıyor. O noktada farklı zamanlarda yaparak aşmaya çalışıyoruz. Evet, genç dediğimiz ya da lise çağında ki çocuklarımıza dediğimiz genç, onların problemlerini bir zaman dedik, iki sosyal medya ile ilgili süreç dedik. Tabiat boşluk kabul etmiyor hocam. Evet. O boşluğu bir şeyle dolduracaksın. Aslında boşluk yok orada da, boşluk oluşuyor yani. Oluşuyor, evet. İslam'da boş zaman diye bir şey yok. Evet. Zamanı boşa harcamak diye bir kavram var. İsterseniz biz soluklanalım, sonra başlayalım ana başlıklara. Evet. Değerli izleyiciler, bu sahur vaktinde değerli hocamla, Hasan Keser hocamla lise çağındaki özellikle gençlerin eğitimi dedik ama biz lise çağındaki her birimizin çocuğu liseye gidiyor. Gidenleri var, gitmiş olanları var ve problemlerin başladığı, kırılma noktalarının olduğu o yaş dönemi, okul dönemi, onların bizzat birebir yaşayan, tavsiye eden, gören, müşahede eden ve bunu derdini çeken bir hocamız olarak bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Bu bölümde, birinci bölümde zaman ve sosyal medya ile ilgili çocukların süreçlerinin en önemli değerlendirme konusu olduğunu, bunların iyi ayarlanamadığı zaman, fıtrata uygun değerlendirilemediği zaman, tonunun ve dozunun kaçırıldığı zaman bunlar çocukların kırılma noktası olabileceğini, savrulacaklarını, farklı akımların veya farklı kimselerin peşine, kucağına düşeceklerini, onları fıtrata uygun hem zamanını hem sosyal medyayı bunların gereklilik olduğunu ama doğru kullanılması gerektiğini ifade ettik. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Daha alt başlıklarımız ve bunları tamamlayıcı diğer örneklerimiz olacak. Biraz sonra tekrar birlikte olalım.